Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün size ne yapacağım? Şöyle küçük pul boncuklarım var. Yani pul bunlar. Hani çeyrek altın görünümlü pullar. Bunlarla ne yapılıyor? Fularların kenarına oya yapılıyor. Karadeniz keşan fularların uçlarında oluyor. Ben şimdi size onların örümcekle nasıl tığlanacağını inşallah göstereceğim. Arkadaşlar, tığ battımın üzerine hemen sık iğneyle tığımı sıkıştırdım. Şimdi bir sıra örümcek gideceğiz. Şöyle küçük örümcekler yapacağız. Şöyle bakın. Bir zincir çekip tekrardan örümcek yapıyorum. Yani iki örümceği böyle yan yana yapıyorum. Şöyle karşıda herhangi iki tane atlayarak bir tane tığ battıya batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Tekrardan örümceğimi yapıyorum. Bu ilk sıramız oluyor arkadaşlar. Tek sıra üzerine de yapabilirsiniz ama böyle daha güzel görünüyor. Bir zincir sıkılıyorum. Tekrardan örümceğimi aynı şekilde küçük örümcekler oluyor bunlar. Çok büyük yaparsanız çok salkım saçak olur. Arkadaşlar bu şekilde yapıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir sıra örümcek gittik. Arkadaşlar siyah fularlara yapacaksınız. Siyah ipi ana renk olarak yapacaksınız. Ne renkle yapıyorsanız onu ana renk olarak kullanacaksınız. Şimdi ben model olarak gösterdiğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen örümceğin bir tanesinin tepesine ilk baştakini battım. Şimdi bir örümcek daha yapacağım. Arkadaşlar bir zincir çekeceğim. Şöyle pulumuzu alacağız. İçinden geçireceğiz. Şöyle sıkılayacağız. Bir zincir daha çekeceğiz. Şöyle hemen dibine batacağız. Kamerayla zor oluyor benim batma. Şöyle batayım. Yine aynı boyda bir örümcek yapacağız. Bakın pulumuzu eklemiş olduk. Hemen karşıdaki örümceğe batacağız. Örümceğin tepesine batıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde. Bir zincir çekip sıkılıyoruz. Tekrardan örümcek yapıyoruz. Örümceğimizi kısa yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Kumumuzu alıyoruz. Geçiriyoruz. Bir zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Yine bir zincirle sıkılayıp tekrardan bir küçük örümcek yapıp batıyoruz. Bakın arkadaşlar, çok güzel oluyor. Düşünsenize bunu siyahın kenarında harika. Böyle kına mendillerinin kenarlarına da yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye. İşlemimiz bu arkadaşlar. Örümcek. Bir sık iğne. Pulumuzu geçiriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim.
Abone olmayan arkadaşlar için. Arkadaşlar çok çabuk ilerliyor ama ben kameranın karşısında ancak bu kadar yapabiliyorum. Gözler de eskisi gibi görmüyor artık. Bu şekilde hemen karşıya geçip batıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde boyamızı yapıyoruz. Ütü yapacağımız zaman da arkadaşlar ben ütülemedim tabii ki. Pullarına değil örümceklerini ütülüyorsunuz. Pullarına yapışabilir çünkü. Sabunlayıp bir türbenti üzerine koyup ütülerseniz kalıp gibi durur arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.